Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdiki ders videomuzda ticari işletmelerin unsurlarını incelemeye başlayacağız. Bir ticari işletmenin mutlaka bulundurması gereken ne gibi unsurları vardır? Temelde iki unsur inceliyoruz burada arkadaşlar. Birinci unsurumuz kişi unsuru, ikinci unsursa mal varlığı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Kişi unsuru dediğimiz zaman ticari işletmelerde olmazsa olmaz kişi unsuru taciri işaret eder bize. Yani işletmenin sahibini ticari işletmeden bahsettiğimiz için de taciri işaret eder. Fakat biz zaten birkaç başlık sonra, birkaç ders videosu sonra tacir kavramını büyük bir başlık halinde ayrıca inceleyeceğimiz için arkadaşlar şimdilik tacirle ilgili yani kişi unsuruyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Birkaç video sonra gelecek tacir. O zaman biz şimdi ticari işletmelerin mal varlığı unsurlarını değerlendirelim. Sevgili arkadaşlar burada birlikte yorum yapalım istiyorum ben. Hem de Etrabe de bize katılsın. Beraber işletmelerin ne gibi mal varlığı unsurları var değerlendirelim. Ne olabilir? Mesela İndeks Akademi'yi düşünelim. Burada ne gibi mal varlığı unsurları var dediğimizde? Etrabe'cim sence neler var burada mal varlığı? Çok güzel. Kitaplar var. Burası bir yayın evi. Burası bir dağıtım merkezi. Tabii ki bir sürü yayın var. Bir sürü kitap var arkadaşlar. Bunlar birer mal varlığı unsurudur. Başka? Çok güzel. Kameralar, işte alet edevatlar, klimalar, tahtalar. Evet. Bak bir sürü mal varlığı unsuru var burada. Ses, ışık, her şeyle ilgili bilgisayarlar var. Bunların da hepsi yine birer mal varlığı unsurudur. Başka? Yemekhanemiz var mesela. Yemekhanede bulunan her türlü kaşık, çatal dahil her şey mal varlığı unsurudur. Bak şu kürsü bile bir mal varlığı unsurudur arkadaşlar. Bakınız şuradaki şu tabela da bizim mal varlığı unsurumuzdur. Çiçeklerimiz var burada. Siz görmüyorsunuz. Bunlar da mal varlığı unsurlarıdır. Harika bir boy aynası var. Götürmeyi düşünüyorum. Şunu çok beğendim. Yine bir mal varlığı unsurudur. Bak, o kadar çok ki askılık var. Arkada dolaplar var. Böyle tek tek hepsini koltuklarımız var. Hepsini saymak gerekir aslında. Hepsi birer mal varlığıdır. Topluca ne diyoruz bunlara? Demirbaşlar. Evet. Yayın evimizde bulunan tüm demirbaşlar. Aynen bunların genel adı demirbaştır. Tüm demirbaşlar arkadaşlar mal varlığı unsurudur. Başka? Ben, Etrabe'cim. Evet, ben onu diyecektim hocam, bizler varız. Aynen öyle, bak Etrabe var, ben varım arkadaşlar. Bizler de birer mal varlığı unsuruyuz. Bizler de ne için buradayız? Emek sarf etmek için, iş gücünü ortaya koymak için buradayız. Sizler için. Aynen öyle, sizler için varız. Siz varsınız ki biz varız, biz aynen. Varız ki siz varsınız. Aynen. Tabii ki, tabii ki. Bak bu işi ben gerçekten çok severek yapıyorum. Bu işi severek yapmamın en büyük sebeplerinden birisi öğrenci arkadaşlarımdır. Kesinlikle çok güzel motive ediyorlar. Hocam çok faydalı oluyor, şöyle oluyor vesaire diye. İnan bir kişiye dahi bir fayda götürebiliyorsak ne mutlu. Sonuçta herkes yaptığı işi... Tabii. Sonuçta herkes yaptığı işi illaki gelir elde etmek için yapıyor. Her meslekte bunu yapıyoruz. Evet. Aynen. Tabii ki bu işten bir gelirimiz olacak. Tabii ki işte maaşımız olacak, ücretimiz aynen. Olacak vesaire ama sonuçta ben bir avukatım. Farklı şekillerde de para kazanabiliyordum ama bu iş beni gerçekten çok mutlu ediyor. Aynen. Ben fakülteden beridir ders anlatıyorum. Eskiler bilir, eski öğrenciler. Gerçekten de hoşuma gidiyor da yani seviyorum da. Hani bir müvekkille gidip davadan aldığım zevkle buradaki zevk çok daha farklı yani. Çünkü nedir? Atanıyorlar. Ne güzel. Hani bizim sayemizde demiyorum ben bunu asla. Herkesin kendi emeğidir. Ama en azından ufacık da bir katkımız olsa o mesajı almak bana o kadar yetiyor ki. Hocam işte buraya geldim, şuraya atandım, buraya atandım. Bekliyorum. Haberlerinizi bekliyorum, atanma haberlerinizi. Tabii evet. Ben onu da hep söylüyorum. Soğuk baklava seviyorum ben arkadaşlar. Etrabi sen hangisini seviyorsun? İsteyelim onlardan. Fark etmez hocam. İndeks Akademi'ye diyorsunuz ki Elif Hoca'ya ve Etrabi'ye. Evet. Arkadaşlar bizler de emek, iş gücü anlamında tabii ki İndeks Akademi'nin birer mal varlığı unsurlarıyız. Şimdi burada daha o kadar çeşitli olabilir ki. Mesela bilmiyorum ben, Etrabe sen biliyor musun? Binanın mülkiyeti İndeks Akademi'ye mi ait yoksa kira mıdır acaba burası? Bak mülkiyet eğer aitse iki ihtimalle değerlendirelim ikimiz de bilmediğimiz için. Eğer mülkiyet bina olarak hani apartman olarak ve arazi olarak direkt mülkiyet İndeks Akademi'ye aitse bunlar da birer mal varlığı unsuru olur. İndeks Akademi'ye ait değilse de kira sözleşmesiyle tutulmuştur burası. Bir kira kontratı vardır. Kiracılık hakkı da yine arkadaşlar mal varlığı unsuru olarak karşıma çıkar. Ve en önemli mal varlığı unsuru, Etrabe beni takip et, geliyor şimdi. Buyurun. İndeks Akademi. Bu da bir mal varlığı unsurudur arkadaşlar. İsmi, adı. Önceki ders videolarımızda ünvanından da bahsetmiştik ama ben yine unuttum tabii. Ünvanımız vardı sevgili arkadaşlar.
Ünvanımız da. Valla kolaydaysa sana zahmet iyi olur. Bir mal varlı unsur daha görmüş olalım. İndeks Akademi Kitap Evi, yayıncılık, bilişim, danışmanlık, ticaret. Limited şirketiydi değil mi? Evet. Bakınız ticaret ünvanımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu da bir mal varlığı unsurudur. Çünkü ticaret ünvanı da hani ticari hayatta çok önem arz ediyor biliyorsunuz. Markası, işletme adı da bir mal varlığı unsurudur. Daha da çoğaltılabilir tabii ki arkadaşlar. Burası bir fabrika olsaydı, atıyorum bir un üretim fabrikasında yer alıyor olsaydık şu an. Un üretmek için kullanılan makineler yine mal varlığı unsuru olacaktı. Ham madde, hatta o kadar çok sayabilirsiniz ki stoklar, kasa hepsi mal varlığı unsurudur. Ama işte bu saymış olduğumuz mal varlığı unsurlarından arkadaşlar bazıları elle tutulup gözle görülen mal varlığı unsuruydu. Yani biraz daha somut mal varlığı unsuruydu. Bazıları ise biraz daha böyle elle tutulup gözle görülmeyen daha soyut bir mal varlığı unsuruydu. Yok. Bak mesela etrafe benim mal varlığı unsuru özelliğim neydi? Emek değil mi? Biz iş gücü için buradayız. İşte emeğimiz kural olarak gözle görülen, ele tutulan bir şey değil ya. İşte o yüzden bizim mal varlığı unsuru özelliğimiz daha soyut olarak. Müşteri çevresi. Bu kelimeyi tabii ki sizler için kullanmak istemem arkadaşlar ama ticaret hukukunu anlattığımdan dolayı kullanıyorum. Bakınız işte öğrenci arkadaşlarımız, hani işletmeler için, kitap satın alan arkadaşlarımız işletmeler için değerlendirdiğimizde yine müşteri çevresi olarak isimlendiriliyor değil mi? Bir işletmenin en önemli iki mal varlığı unsuru emek ve müşteri çevresidir zaten. Emek müşteri için var, müşteri emek var diye var. O yüzden arkadaşlar... Geceleri burada kalıyoruz ya hocam. Tabii. Anladım. Geceleri... Yeri gelmişken yine yerini yapayım. Bazı geceler kalacağız mesela etrafı. Hemen hazırlıyorum ben buna. Tabii. Etrafı bana şey demesin hocam, gecemi çalışacağız demesin diye. Evet, bu saymış olduğumuz maddi ve gayri maddi mal varlığı unsurlarının arkadaşlar hangileri maddiydi, hangileri gayri maddiydi sınıflandıralım. Maddi dediklerimiz biraz daha dediğim gibi elle tutulup gözle görülen daha somut mal varlığı unsurlarıdır. Gayrimaddi dediklerimiz ise biraz daha elle tutulup gözle görülmeyen daha soyut nitelikli mal varlığı unsurlarımızdır. Hemen örneklerimizi buraya da iliştirelim. Saydıklarımızdan demirbaşlar mesela. Hani kitaplarımız demiştik, bilgisayarlarımız, kameramız, ses, ışık her şey. Bunlar demirbaşlar olarak maddi mal varlığı unsuruydu. Burası bir fabrika olsaydı ham maddesi mal varlığı unsuruydu. Ürettiği bir mamül, yarı mamül, kasa, stoklar, sarf malzemesi, daha da bir sürü örnek verilebilir. Makineler, araç gereç, teçhizat, nokta nokta nokta. Gayrimaddi olanlar biraz daha ticaret ünvanıydı, işletme adı, varsa markası buranın, varsa endüstriyel tasarımı, varsa telif hakları ki yayın evinden bahsediyoruz kesinlikle var, patentleri, daha da bir sürü fikri ve sinayi haklar diyoruz biliyorsunuz bunlara. Bu tarz örnekler verilebilir. İşte bina kendimize ait değilse kiracılık hakları, yani bina kendimize aitse, İndeks Akademi'ye aitse binası maddi mal varlığı olur. Ama değil de kira sözleşmesiyle oluştuysa gayri maddi olur kiracılık hakkı. Bunun dışında know-how, goodwill, peştemaliye ve benzeri daha da çoğaltılabilir. Bakınız şimdi son 3 tanesi bize neyi anlatıyor? Arkadaşlar bu son 3 tanesinin tam olarak Türkçe literatürde %100 karşılığı olmadığı için böyle yazdım. Sorularda da kullanacaklarsa yine böyle yazacaklar. Kanunda falan da böyle kullanılabiliyor. O yüzden de goodwill, know-how, peştemaliye bunları biraz böyle yakın olarak aktarmaya çalışayım. İşte biraz önce müşteri çevresi demiştik mesela. Müşteri çevresi bir şu kavramları biraz daha böyle hani goodwill'e, peştemaliyeye daha yakın olan bir kavram. Hava parası, eskiden şerefiye denirdi buna. Artık pek kullanılan bir terim değildir. Hava parası yine bu üç terimin içine girer. Ticari sırlar olabilir arkadaşlar. Ticari sırlar, mesela Coca-Cola,
Coca-Cola'nın nasıl üretildiği büyük bir ticari sır biliyorsunuz ki dünya üzerinde. Dünya üzerinde Coca-Cola'nın formülünü bilen iki elin parmağını geçmeyecek kadar insan var. Zaten bilenlerin de ömrü çabuk geliyor biliyorsunuz. Bilmemek en iyisi. Böyle ticari sırlar olabilir. Emek olabilir. Bak buraya yine örnek olarak yazabileceğimiz. Ticari sır tarımı biraz daha know-how'a yakın olur. Emek biraz daha goodwill'e yakın olur gibi. Emek, işte iş gücü. Bu tarz terimleri karşılayan kavramlarda know-how, goodwill, peştemaliye gibi terimlerle ifade ediliyor. Sadece yakın olarak yazmaya çalıştım. Dediğim gibi bunların tam Türkçe karşılığı olmadığı için aslında uygulamada da know-how, goodwill diye geçer zaten bunlar. Anlaştık mı? Peki, maddi ve gayrimaddi mal varlığı unsurlarını da değerlendirdik bir işletmenin. Sevgili arkadaşlar, bir işletmenin maddi mal varlığı veya gayrimaddi mal varlığı nedir diye bir soruyla muhatap olabiliriz tabii ki. Aşağıdakilerden hangisi maddidir, hangisi gayrimaddidir tabii ki olabilir ama bu biraz daha kolay bir soru kalıbı olur. Yine de tabii ki kullanılabilecek bir soru kalıbı. Ama daha çok bunlarla ilgili sorular bize ticari işletmelerin hukuki işlemlerinden geliyor. Çünkü ticari işletmeler bir takım hukuki işlemlere konu olabiliyorlar. O halde ticari işletmelerin bu mal varlığı unsurlarıyla ilgili olarak ne gibi hukuki işlemleri var? Şimdi bunu değerlendirmeye başlayalım. Ticari işletmelerin hukuki işlemleri. Arkadaşlar ticari işletmeler kendileri de birer mal varlığı unsurudur aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi ticari işletmelere ait mal varlıklarını değerlendirdik değil mi? Bunlar ticari işletmenin mal varlığı. Ticari işletmede sahibinin mal varlığıdır arkadaşlar. Yani düşünün ki diyelim ki İndeks Akademi bana ait. İndeks Akademi benimse eğer işletme sahibi olarak burası komple her şeyiyle maddi gayrimaddi tüm mal varlığı unsuruyla bir bütün olarak işletme olarak benim mal varlığım unsurumdur değil mi? Şimdi o zaman düşünelim. Benim bir arabam varsa ben dilersem şu anda ikimiz de anlaştıysak eğer arabamı Etrabe'ye satabilirim değil mi? Satış sözleşmesi yapabiliriz. Yahut arabamı Etrabe'ye bağışlayabilirim. Yahut ben öldükten sonra arabam kızım Iraz'a intikal edecek miras yoluyla değil mi? Çünkü mal varlığı unsurlarının özelliği nedir? Hukukta mamelek hakkı diyoruz biz bunlara. Mal varlığı hakları devredilebilir. Rehin edilebilir mal varlığı hakları yahut arkadaşlar miras yoluyla mirasçılara intikal edebilir. Şimdi o zaman benim şu an sağken bir arabam varsa ben arabamı nasıl ki sağlar arası tasarrufla satabiliyorum, sağlar arası tasarrufla bağışlayabiliyorum veya bir ölüme bağlı tasarrufla vasiyet yoluyla birisine bırakabiliyorum veya vasiyet yapmamışsam bile ben öldükten sonra yasal mirasçılarıma intikal ediyor gibi. Hukuki işlemlere konu edebiliyorum değil mi arabamı, rehnedebiliyorum vesaire. O zaman aynısını işletmem için de yapabilirim. O halde İndeks Akademi benimse istersem İndeks Akademi'yi satarım. Zeynep Hoca'ya satabiliriz mesela. İndeks Akademi'yi. Zeynep Hoca İndeks Akademi'nin zaten işletme sahibi olur, ben ona satacağım. İndeks Akademi'yi Zeynep Hoca'ya satabilirim. İndeks Akademi'yi Zeynep Hoca'ya bağışlayabilirim karşılıksız kazandırma. İndeks Akademi üzerinde arkadaşlar. Giderim bir bankadan kredi çekerim, rehin tesis edebilirim çünkü işletme değerlerimiz. Tabii İndeks Akademi üzerinden rehin kurulabilir. Tüm mal varlığı değerleriyle hem de kurulabilir. Ayrı ayrı mal varlığı değerleri tek tek de rehin edilebilir bir kredi karşılığında. Birazdan onu da inceleyeceğiz. Ayrıca İndeks Akademi benimse ben öldükten sonra mirasçıma da intikal eder. Çünkü arabamla ilgili yapabildiğim tüm işlemleri ben İndeks Akademi ile ilgili de yapabilirim. Çünkü arabam da benim mal varlığım. İndeks Akademi olarak ticari işletmem de benim mal varlığım. Anlaştık mı? O yüzden arkadaşlar ticari işletmelerle ilgili hukuki işlemler nelerdir dediğimizde ticari işletmeler devre konu olabilir. Yani satış yapılabilir, bağış yapılabilir, rehin konusu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir gibi. Yani hukuk dünyasının izin verdiği her türlü hukuki işleme ticari işletmelerde konu olabilir. Çünkü ticari işletmelerde sahibinin mal varlığı unsurudur. Anlaştık? Tabii ki bir ticari işletmenin miras yoluna nasıl intikal edeceği beni ilgilendirmez. Miras hukukunun konusudur. Ya da işte nasıl bağış yapılacağı filan bizi ilgilendirmez. Çünkü bunlar TTK'da, ticaret kanununda düzenlenen hususlar değildir. Ticaret hukukunu ilgilendiren kısım arkadaşlar, bir ticari işletme hangi koşullar altında, hangi geçerlilik unsurlarıyla devredilir veya bir ticari işletme üzerinde rehin tesisi hangi usullerle yapılır? İşte biz şimdi ticari işletmelerle ilgili hukuki işlemleri incelerken
Bir, ticari işletmenin devrini inceleyeceğiz. İki, ticari işletmenin rehnini inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce söylediğim gibi şimdi ticari işletmelerle ilgili iki tane hukuki işlem inceleyeceğiz. Ama biz tabii Etra Bey'le videomuzu kestik. Sizin için tahtayı temizledik ki ders esnasında vaktinizi de almamış olalım diye. Şimdi ticari işletmenin devri. Biraz önce şurada ticari işletmelerle ilgili hukuki işlemler demiştim. İlki ticari işletmenin devri. Arkadaşlar devir deyince ne anlamalıyız? Zaman. Ne? Zaman yani bu devir. Aa, çok güzel. Bak tevriye iki anlam. Ama ticari işletmenin devre deyince ne anlamalıyız? Bak işletmemi devre diyorum. Ne yapıyorum yani? Ha şey birine devrediyorum. Çok güzel yani satıyorum değil mi? Satış sözleşmesi. Devir güzel. Türkçe ile beraber gidiyoruz biz derse. Ticari işletmenin devri. Zamane gençleri işletmelerini devrediyor arkadaşlar. İşletmenin devri satışı anlamına geliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ticari işletmenin devrine ilişkin düzenlemeler mevzuat olarak sadece TTK'da değildir. İşletme devrine ilişkin düzenlemeler sevgili arkadaşlar hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yapılmış hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılmıştır. Önce mevzuat bilgisiyle başlayalım. Şimdi Türk Borçlar Kanunu'nda yapılan düzenlemeler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda biliyorsunuz 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi yine. Aynı gün, iki kanunumuz da aynı gün yürürlüğe girdi. Türk Borçlar Kanunu'yla Türk Ticaret Kanunu arasında da çok yakın ilişkiler vardır. Zaten medeni kanun, ana kanunumuz olduğu için medeni kanundan da bahsediyoruz sık sık dersimizde. Borçlar Kanunu'ndan da çokça bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü yakinen çok benzer hükümlerimiz vardır. Bak işletmenin devrine ilişkin kurallar bunda da var, bunda da var. Ama fark şu ki TBK'da yapılmış olan düzenlemeler genel nitelikli düzenlemelerdir. Yani sadece ticari işletmenin devrine ilişkin değil, her çeşit işletme. Esnaf işletmesinin devrine ilişkin kurallar da Türk Borçlar Kanunu'ndaki devir hükümlerinden alınır. O yüzden bunlar genel niteliklidir. Oysa ki TTK'da düzenlenmiş olan işletme devri hükümleri yalnızca ticari işletmeye özgü olanlardır. Dolayısıyla özel nitelikli kurallardır. Ama tabii biz şimdi ne yapacağız? Biz şimdi ikisini birleştireceğiz. Hem genel nitelikli hem özel nitelikli işletme devir kurallarını alıp ticari işletme nasıl devrediliyormuş usulen incelemeye başlayacağız. İlk ortak bilgimiz arkadaşlar, sonuçta işletme devrediyoruz. Mesela Etra Bey'e işletmemi devrediyorum diyelim ki. Devreden tacir, devralan tacir. Birlikte bir sözleşme yapıyoruz değil mi? Devir sözleşmesi yapıyoruz. İşte bu devir sözleşmesinin bir geçerlilik şekli vardır. Hangi şekilde yapılmalı? Taraflar arasında yazılı şekilde yapılır devir sözleşmesi arkadaşlar. Yazılı şekil. Sözleşme devri, işletme devri sözleşmemizin geçerlilik şeklidir. O zaman Etra Bey ile ben devreden tacirle devralan tacir olarak arkadaşlar işletme devri sözleşmesini aramızda yazılı olarak yapıyoruz. Yani sözleşme aramızda yazılı olarak yapıyoruz. Yani sözleşme şartlarımızı kendimiz belirliyoruz. Etra Bey de imzasını atıyor, ben de imzasını atıyorum. Devir işlemi aramızda gerçekleştiriyoruz. Fakat, bizim burada ticaret hukukuyla alakalı çok önemli bir hamleye daha ihtiyacımız var. Sadece aramızda yazılı yaptığımız sözleşmeyle işletme henüz Etra Bey'e devredilmemiştir. Biz tabii ticaret hukukundayız. Bu işletmenin sahibinin, İndeks Akademi'yi devretmiştim diyelim ki, bu işletmenin sahibinin artık Etra Bey olduğunun da tescil ve ilan edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden arkadaşlar yazılı devir şekliyle peşinden gidiyoruz hemen bu sözleşmeyi. Hocam bir daha o yazılı sözleşme. Yazılı sözleşme ile beraber peşinden gidiyoruz hemen. Tescil ve ilan yaptırıyoruz. Hem yazılı oluyor. Aynen. Hem aramızda yazılı sözleşmemiz oluyor. Hem de beraber el ele tutuştuk gidiyoruz. Ticaret siciline biz işletme devri sözleşmesi yaptık. Tescil eder misiniz diyerek tescil talebimizde bulunuyoruz. Aynı zamanda da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de artık bu işletmenin yeni sahibinin devralan tacirin Etra Bey olduğu da ilan ediliyor. Ki yani üç şey geçer. Aynen öyle. Çok güzel. Üç aşaması var. Yazılı sözleşme, tescil, ilan.
Bu tescil devir anlamına gelen, yani devri gerçekleştiren tescil ve ilandır. Dolayısıyla biz ileride şunu göreceğiz arkadaşlar, tescil başlığına geldiğimizde. Bazı tesciller ticaret hukukunda şu amaçla yapılır. Sırf işlem hukuk dünyasınca kurulabilsin, geçerliliğini kazansın diye yapılır bazı tesciller. Bu tarz tescillere biz kurucu, diğer bir adıyla ihdasi, eski adı ihdasi tescil diyoruz, kurucu tescil. Bazı tescillerse şöyledir. Biz zaten işlemi yapmışızdır aramızda aslında. Zaten hukuk dünyasınca geçerlidir, kurulmuştur. Hukuki olarak bir eksikliği yoktur. Fakat ticaret hukukunun vermiş olduğu bir mantıkla üçüncü kişilerin öğrenmesi, duyması, bilmesi için bazen tescil yaparız. Bu tarz tescillere de bildirici, diğer adıyla açıklayıcı, eski adıyla da ihbari tesciller deriz. Şimdi acaba bu tescil kurucu tescil mi, bildirici tescil mi? Bu tescil kurucu arkadaşlar. Yani ben ne zaman devir sözleşmesini, yazılı devir sözleşmesini, ne zaman bu devir sözleşmesini, yazılı devir sözleşmesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirdiysem o dakika etrabı artık işletmemi devralan tacir olarak geçerliliği kazanmış demektir. Anlaştık. Bu yüzden bu tescil ve ilan kurucudur. Bu tescil ve ilanı yaptırmazsak işletme henüz devredilmemiş demektir. Anlaştık mı? Peki, yazılı şekilde devralan tacirle devreden tacir arasında sözleşme yapıldı. Güzel. Peki ben İndeks Akademi'nin hangi unsurlarını, hangi mal varlığı değerlerini devrettim Etrabe'ye? Kural olarak bir kül halinde devir yaptım arkadaşlar. Hem Borçlar Kanunu hem TTK bize diyor ki kural olarak işletmeler bir kül halinde devredilir. Ne demek peki kül? Etrafecim biliyor musun sen bu terimi? Külliyen. Kül. Kül hocam, bu odunun falan kül. O da kül ama külli, külliyen. Bak külliyen yalan derler. İsmail Hoca'na sor, iyi bilir külliyen yalanı. Külliyen yalan. Ne demek? Tamamen yalan, bütünüyle yalan. Külli kavramı %100 Türk hukukunda tamamı, bütünü, %100 anlamlarına gelir. Tamam, bütün, tamamı anlamlarına gelir kül. E şimdi o zaman bir kül halinde dediğine göre bir bütün halinde devredilir demek istiyor. O halde biraz önce tahtamızın şurasında işletmemizin maddi mal varlıkları, gayrimaddi mal varlıkları vardı ya arkadaşlar. İşte ben işletmemi maddi gayrimaddi bütün mal varlığıyla bir kül halinde kural olarak Etrabe'ye devralan tacire devrettim demektir. Anlaştık mı? Kural budur. Bir kül halinde. Bu külün içinde o halde tüm mal varlığı varmış. Tüm mal varlığını devrediyorum. Ayrıca bu külün içinde tüm alacaklar da var arkadaşlar. Bu işletmenin alacakları olabilir değil mi piyasadan? İşte bu alacaklarda artık Etrabe'nin alacakları, devralan tacirin alacakları demektir. Aynı şekilde kural olarak tüm borçlarda yine devredilmiş olur devralan tacir arkadaşlar. İndeks Akademi'nin bir borcu vardıysa benim zamanımda artık devralan tacir olarak, kural olarak Etrabe'nin borcu demektir. Tamam? Her şeyiyle, tüm mal varlığıyla, aktifiyle, pasifiyle, kural olarak her unsuruyla işletme devredilmiş demektir. Peki sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela Etrabe'ye dedim ki, ya Etrabe'cim ben sana işletmemi devrettim, evet. Her şey senin oldu artık. Şu kürsü de senin, tahta da senin, klima da senin, kitaplar da senin, her şey senin. Ama dedim, ben İndeks Akademi'nin bu stüdyosunda çok fazla ders anlatmıştım. Sevgili arkadaşlarıma çok ulaşmıştım. Onları da çok seviyorum. Manevi olarak da onlar için ve benim için şu kürsünün çok büyük önemi var. Bu yüzden dedim ki Etrabe'ye, Etrabe'cim ben şu kürsüyü alacağım işletmeden. Ona göre bu kürsüyü bırakmıyorum ama geriye kalan her şey senin oldu. Olur mu? Şu kürsü burada olmadan İndeks Akademi faaliyetlerine devam edebilir mi? Evet, niye demesin? Bu kürsünün yerine yarın Etrabe başka bir tanesini getirir. Aynısından bir tane daha alır. Şunu bulmak zor bir şey değil ki arkadaşlar. Üstelik de kolay bulunan ve aynı şekilde maliyet açısından da çok da fark etmeyen. Hani şu kürsünün sıfırıyla ikinci eli arasında da çok da bir fark yok aslında. O yüzden Etrabe arkadaşlar.
O halde ben Etra Bey'le çok büyük bir kayıp olmayacak. Bu kürsünün bulunmaması. Ama arkadaşlar, Etra Bey'e deseydim ki devralan tacire. Canım benim, bak ben sana indeks akademi ifadesini vermiyorum, haberin olsun. O zaman bir önemi olur muydu bu unsurun? Tabii ki. Devralan tacir benden indeks akademiyi alıyorsa adı en büyük unsurlardan bir tanesi, değil mi? E o zaman arkadaşlar, işletmenin devamlılığında bir problem olur. Bu yüzden kanun bize diyor ki işletmeyi devrederken kural olarak bir kül halinde devretmelisiniz. Ama verdiğim örnekte olduğu gibi kürsü gibi tahta gibi çok da devamlılığı etkilemeyecek bir unsursa eğer, söz konusu unsur, taraflarda anlaştıysa bu unsurlar devir kapsamı dışında kalabilir. O halde kuralımız şöyleymiş. Bir kül halinde devrediyoruz. İstisnai olarak taraflar anlaştığı sürece, her ikisi de onayladığı sürece işletmenin devamlılığını etkilemeyen unsurlar devir kapsamı dışında kalabilir. Yani hangi unsurların devredilip devredilmeyeceğini kural olarak taraflar belirliyormuş. Şunlar şunlar devir kapsamı dışında kalacaktır diyerek anlaşma yapabiliyorlarmış. Ama bu şekilde devir kapsamı dışında kalacak unsurların işletmenin devamlılığını da etkilememesi gerekiyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Burası önemlidir. Şimdi o zaman yine somut bir örnek yapalım. Ben burada Coca-Cola örneğini kullanmak istiyorum yine. Dünyaca ünlü bilinen bir ticari işletme, Coca-Cola. Diyelim ki sahibi benim. Ben Coca-Cola fabrikasını ve Coca-Cola markasını devrediyorum artık arkadaşlar. İşletmemi devrediyorum. Diyelim ki İsmail Hoca'nıza devredeceğim. Tamam, devralan tacir İsmail Özbek. Ben İsmail Hoca'ya Coca-Cola'nın bütün unsurlarını devrettim. Fabrikamı devrettim. Kola ürettiğim makinalarımı devrettim. Kola üreten işçilerimi devrettim. Fabrikada çalışan herkes de devir kapsamına dahil oldu. Yani hiç kimse işten çıkmadı filan. Herkes aynı şekilde resmen anahtar teslim. Her şeyiyle işletmemi devrettim. Hatta kolanın sırrını da söyledim. Dedim ki bak, üretimini yaparken şöyle şöyle içine birazcık fare zehri katacaksın falan filan diye. Böyle bunları söyledim arkadaşlar. Her şeyi söyledikten sonra, her şeyin unsurunu devrini yaptıktan sonra bir unsur vermedim sadece. Tamam dedim. Her şeyiyle kolayı aynı makinalarla üret, aynı formülle üret ama Coca-Cola adını vermiyorum ben sana dedim. Kendine yeni bir isim bul. İsmail hocanız da arkadaşlar düşünmüş düşünmüş, İskola diye koymuş adını. Le Cola'nın yan çakması. İskola diye koydu adını. Peki İskola'yı kim alıyor? Göreyim yorumlarda, kim alacak İskola'yı? İskola'yı kim alır? Ben bile almam. Halbuki arkadaşlar yan yana koyun Coca-Cola ile İskola'yı. Aynı kola değil mi? Coca-Cola ile İskola'yı yan yana koyun. 100 kişiye içirin. İçindekiler aynı kola olmasına rağmen, aynı formülle üretilmesine rağmen psikolojide klasik bir koşullanmamız vardır biliyorsunuz. Ben de dahil hepimiz. Coca-Cola yazanın daha iyi olduğunu iddia edeceğiz. Halbuki aynısı içindekiler. E ne olur o zaman? İskola aynı kolayı üretmesine rağmen maalesef ciddi bir müşteri kaybına uğrayacak. Çok ciddi bir müşteri kaybına uğrayacak. İşte bak, işletme devamlılığını etkiledi. Gördünüz mü? Demek ki Coca-Cola gibi bir firma için Coca-Cola ifadesi en büyük mal varlığı unsurlarından bir tanesi. En önemli mal varlığı unsurlarından bir tanesi. İşte sen tutup da Coca-Cola adını devir kapsamı dışında bırakıyorsan işletme devamlılığını sağlayamaz. Aynı şekilde bak, Coca-Cola adını da vermiş olsam bu sefer İsmail Hoca'ya. Ama bu sefer de formülünü söylemedim. Makineleri verdim, işçileri verdim, Coca-Cola adını da verdim. Ama dedim, kolayı nasıl ürettiğimi söylemem. Bana ne, git kendin bul dedim. Madem yemeklerimi de sevmiyordun, kendin şimdi yap kolanı dedim. Baktığınızda arkadaşlar, kolayı kendisi üretmeye başlasa da ne kadar formül denese de benimkinin aynısını yapamayacak. Mümkün değil. Dolayısıyla da şimdilik başlangıçta müşteri kaybına uğramadı. Çünkü Coca-Cola adını hala kullanıyor. Ne yaptık? Müşteriler aldı, içti. Bu ne ya dedi, bozulmuş bu dedi. Aldı, içti. Bu ne ya dedi, 2 oldu, 3 oldu, bozdu bu ya dedik. Artık almamaya başladık. İşte bak, başlangıçta değil ama bir yerden sonra müşteri kaybetmeye başladı. Dolayısıyla da Coca-Cola gibi bir firma için ticari sırlar da çok önemlidir. O halde arkadaşlar,
Bir işletmenin devamlılığını etkileyen unsur nedir ya da ne değildir? Bunun yorumunu yaparken burası bir fabrika mı? Burası bir yayın evi mi? Burası bir restoran mı? Burası bir dershane mi? Burası bir kuaför salonu mu? Yani faaliyet konusuna göre değişir arkadaşlar. Kimi işletmelerin ticari sırları vardır, çok önemli. Kimi işletmede sır filan yoktur, zaten herkesin bildiği iş yapılıyordur. Çok sır olmadığı için bu kısım önemsizdir. Anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar bir işletmede devamlılığı etkileyen unsurlar nelerdir, değildir dediğimizde faaliyetine göre değişir diyoruz. Bu sebeple ÖSYM bana buradan hangi unsur devredilecek, hangi unsur devredilmeyecek böyle bir soru sormak isterse bunu genel nitelikli soramaz ki. Çünkü kimisinde işletme adı çok önemli, kimisinde demirbaş çok önemli, kimisinde faaliyet konusu çok önemli, kimisinde işte atıyorum markası çok önemli. Böyle olunca da genel nitelikli bir soru çıkamaz bana buradan. Sorsa nasıl soracak? Özel somut örnek vererek, olay sorusuyla. Çıkmış soruları çözdüğünüzde göreceksiniz. Un fabrikası diye bir sorusu var mesela ve çok basit de bir soru. O soruyu çözdüğünüzde benim ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Direkt bana somut örnek verirse un fabrikası gibi, o zaman düşünürüm acaba bir un fabrikası için hangi unsur önemli olur, hangisi olmaz diye. Anlatabildim mi? Yoksa genel nitelikli bana hangi unsurlar devredilecek, hangileri devredilmeyecek bunu soramaz ki. Çünkü işletmenin devamlılığını etkilemeyen unsurlar veya etkileyen unsurlar faaliyete göre değişir. Sonuç olarak biz kurallarımızı toparladığımızda şöyle ortaya çıktı. İşletme kural olarak bir kül halinde devredilmeliymiş. Devir kapsamı dışında kalan mal varlığı unsurları olabiliyormuş. Taraflar anlaştıysa eğer işte devamlılığı etkilemeyen unsurlar devir kapsamı dışında kalabilirmiş. Bu unsurların neler olduğunu da işletmenin faaliyet konusu belirlermiş. Ama burada çok keskin bir kuralımız var ki arkadaşlar, devirle ilgili, unsurlarla ilgili bir soru gelirse %90 olasılıkla kullanılır seçeneklerde. Ticaret ünvanı. Bakınız, devir kapsamına kural olarak ünvan da dahil, İşletme adı da dahil, marka da dahil. Çünkü onlar da mal varlığı unsurumuz değil mi? Ama devir kapsamı dışında kalabilir mi derseniz, evet, işletmenin devamlılığını etkilemiyorsa somut örneğe göre, yani bazılarında evet bazılarında hayır, ama sonuçta ihtimalen ünvanda, markada, işletme adı da hepsi de eğer devamlılığı etkilemiyorsa devir kapsamı dışında kalabilir. Fakat keskin bir kural var ki ticaret ünvanı asla İşletmeden ayrı tek başına devredilemez. Demek ki arkadaşlar bir ticaret ünvanını devrediyorsak ya işletmeyle birlikte devredeceğiz ya da işletmemle birlikte devretmediysem sonsuza kadar bende kalacak. Gidip de bir başkasına işletmemden ayrı devir yapamıyorum ünvan için. Ama işletme adı için yapabilir miyim? Evet, franchisingleri duymuşsunuzdur, isim hakkı anlaşmalarını. İşte işletmemi devretmediğim halde isim hakkını devredebiliyorum. Buna franchising diyoruz, isim hakkı anlaşması yapılabilir. Marka tek başına devredilebilir. İşletmeyi devretmeden markayı tek başına devredebilirsin. Diğer isimler için geçerli ama ünvan için yasak. Ünvan ya işletmeyle birlikte devredilecek ya da devir kapsamı dışında kaldıysa bir daha işletmeden ayrı kimseye devredilmeyecek. Tek başına devredilemez. Peki sevgili arkadaşlar, işletme devrinin en önemli başka bir bilgisine daha geliyorum. Ben işletmemi devretmiştim biraz önce itirabeye. Artık bu işletmenin alacakları da itirabenin alacaklarıydı, borçları da itirabenin borçlarıydı değil mi? Devralan tacir olarak. Peki ben işletmemi devrettiğim dakikadan itibaren borçlardan sen sağ ben selamet hemen çat diye kurtulduk mu? Tabii ki hayır. Eğer böyle olsaydı bu müthiş kullanılırdı. Ben işletmemi, işletmemde çalışan herhangi bir işçinin üzerine geçirirdim. Bir güzel de trilyonlarca borç yapardım arkadaşlar. Çat, çalışan birisinin üzerine geçirdim işletmeyi. Oh mis, ben para içinde yüzerken o borç içinde yüzsün. Bu bir kötü niyet. Bu kötü niyeti de engellemek adına kanun koyucu demiş ki, işletmeyi devreden tacir, öyle işletmeyi devrettiği dakikadan itibaren hemen borçlardan kurtulamaz. Devralan tacirle beraber belirli bir süre daha İşletme borçlarından sorumlu olacak. Peki ne kadardır bu süre? Arkadaşlar sizi duydum. Evet, 2 yıl. Devreden tacir, devralanla birlikte borçlardan 2 yıl daha
müteselsil sorumlu olur. 2 yıl daha müteselsil sorumlu olur. Şimdi bu 2 yıl tamam, güzel. Bu çıkabilir karşıma. Da bu 2 yıllık sorumluluğun, müteselsil sorumluluğun başlangıç tarihi ne zaman? Hangi andan itibaren 2 yıl? İşte burası çok önemli bir detay. Bu noktada şunu düşünmek lazım. Diyelim ki ben işletmemi işte Etra Bey'e devrettim arkadaşlar. Devir bugün tescil ve ilan edildi. Bugünün tarihiyle artık Etra Bey devralan tacir olma sıfatını kazanmış oldu. Şimdi ben işletmemin borçlarını da devrettim ya. Ama şimdi ben de 2 yıl daha sorumluyum Etra Bey'le birlikte. Bu 2 yıl bugünden mi başlayacak? Muaccel borçlar için evet bugünden başlayacak. Yani devrin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlayacak. Asıl olan da ilan tarihidir. İlan ne zamansa o tarihten itibaren. Şimdi baktığınızda arkadaşlar muaccel borç için böyle. Ama müecceli düşünelim. Müeccel ne demek? Henüz vadesi gelmemiş borç. Bak burada da hemen bir kavramsal bilgi açıklaması yapmış olalım. Muaccel borç. Ve müeccel borç. Bunları biliyorsunuz zaten de yine de ben hatırlatmış olayım arkadaşlar. Muaccel, acl kökünden gelir. Acil borç. Vadesi gelmiş borç. Hemen ödenmesi gereken borç. Müeccelse ecl, ecel kökünden gelir. Eceli olan borç. Daha vadesi gelmemiş yani. O halde muaccel için acil borç diyoruz. Vadesi gelmiş borç. Müeccel için eceli olan borç. Vadesi gelmemiş olan borç. Şimdi düşünelim. Ben işletmemi açtım. Bu işletmeye 8 milyon borç yaptım arkadaşlar. Ve bu 8 milyonu alırken de 9 sene vadeli aldım. 9 sene sonra ödeyecektim. Sonra aradan 3 yıl geçti. Ben işletmeyi çat Etra Bey'e devrettim, hemen anlaştık. Biliyorsunuz ki işletmeyi devralan tacir bildiği bilmediği tüm borçlardan sorumludur. Belki de sakladım böyle bir borcun olduğunu. Önemli değil ki, bilmese de sorumlu olacak o. Çünkü tacir basiretli olmalıdır. İleride göreceğiz. Biliyordu bilmiyordu önemli değil. Artık bu 8 milyon borç Etra Bey'in borcu olmuştur. Ama ben de hala sorumlu olacağım ya. Eğer bu durumda da işletmenin devri sırasında daha vadesi gelmeyen bu borç için de devrin tescil ve ilanından başlatsaydık, 2 yıl da oradan geçti. Çat, daha vade gelmeden ben borçtan kurtulmuş oldum. Bu yine kötü niyet. O zaman da tacirler uzun uzun vadeli borçlar yapardı arkadaşlar. Bu sayede de yine işletme borcundan 2 yıl sonra hemen çatır çatır kurtulurlardı. Bu kötü niyeti engellemek adına da kanun diyor ki muaccel borçlarda bu 2 yıl, yani devir esnasında muaccel olan borçlarda bu 2 yıl devrin tescil ve ilanından başlar. Asıl olan da ilan tarihidir. Farklıysa bu devir ve ilan tarihi. Müeccel olan borçlar içinse arkadaşlar dikkat, vade tarihinden. Yani bu borcun vadesi ne zaman geldiyse, diğer bir ifadesiyle ne zaman muaccel olduysa, muacceliyet tarihinden. O tarihten itibaren arkadaşlar 2 yıllık müteselsil sorumluluk başlayacak demektir. Anlaştık? Şimdi burası için bir örnek oluşturalım arkadaşlar. Ama isterseniz ben yine tahtayı sileyim, hemen geliyorum şurayı silip. Evet arkadaşlar, sizin için tahtayı sildik ve örneğimizi oluşturduk. Şuradaki muaccel borç, müeccel borç ayrımından bahsedeceğim. Şimdi bunun için somut bir örnek. Diyelim ki İsmail Hoca arkadaşlar 1-1-2011'de bir işletme açtı. Tabii kendisi gazinolar kralı biliyorsunuz. Gazinosunu açtı 1-1-2011'de. Bu işletmeyi işletmeye başladıktan sonra bir müddet sonra 2014 yılında Alper Hoca'dan bu işletme için arkadaşlar 1 milyon TL borç aldı. Şu an işletme 1 milyon TL'lik borç altında. Sonra aradan yine yıllar geçti. 2017 yılı geldi. İlker Hoca İsmail Hoca'nızdan gazinoyu devralıyor. Şimdi işletme İlker Hoca'ya devredilecek. İsmail Hoca biraz daha büyük bir versiyona geçecekmiş. Başka bir işletme, pavyona falan geçecekmiş. O yüzden İlker Hoca'ya devrediyor işletmeyi arkadaşlar. Devir tarihimiz 1-1-2017. Bu tarihte devrimiz tescil ve ilan da edilmiş. Tamam, tescil ve ilanımız da var diyelim ki bu tarihte.
Şimdi şu an işletme İlker Hoca tarafından işletilmekte ve faaliyetlerini hala devam etmekte. Şimdi düşünelim bu örnek için arkadaşlar. Alper Hoca'ya olan 1 milyon TL'lik borç da henüz ödenmedi tabii. Hala borçlu şekilde devredildi. Şimdi Alper Hoca hem İsmail Hoca'ya başvurabiliyor bu 1 milyon TL için, hem İlker Hoca'ya başvurabiliyor değil mi? Çünkü işletmesini devreden İsmail Hoca da İlker Hoca ile beraber 2 yıl müteselsiz sorumlu olacak bu borçtan. Peki bu 2 yıl ne zaman başlayacak? Hangi tarihten itibaren 2 yıl? İşte bu sorunun cevabını verebilmek için şu an sorumuz, örneğimiz eksik arkadaşlar. Şu borcun vadesini bilmemiz gerekiyor. Bu borcun vadesi ne zaman? İki ihtimal. Birinci ihtimal, diyelim ki Alper Hoca'dan alınan borcun vadesi, vade tarihi 1-1-2016'ymış. 1-1-2016'ymış diyelim ki arkadaşlar vade tarihi ve henüz borç ifa edilmemiş. İfa edilmeden İlker Hoca'ya devredildi. İlker Hoca borcu da devraldı ama İsmail Hoca da hala onunla birlikte müteselsiz sorumlu Alper Hoca'ya karşı. Hangi tarihten itibaren? İşletme devredildiği esnada arkadaşlar muaccel olan şu borçta 2017 tarihinden itibaren. 1-1-2017 ile 1-1-2019 arası hem İsmail Hoca hem İlker Hoca bu borçtan müteselsil sorumlu demektir. Anlaştık? İkinci ihtimal, işletmenin devredildiği tarihte yani 2017 yılında arkadaşlar henüz borç muaccel değilmiş. Daha vadesi varmış diyelim ki. Diyelim ki bu borcun vadesi vade tarihi 1-1-2024'müş. Böyle bir borç, uzun vadeli bir borç oluşturulmuş. Devir esnasında hala müeccel yani. Böyle bir durumda işte arkadaşlar, müeccel borçlar için müteselsiz sorumluluk muacceliyet tarihinden yani vade tarihinden başlar. İşletmenin devre esnasında bu borç müeccelse, hani şurada muaccel için değerlendirdik, müeccel ise muaceliyet tarihi olan vade tarihinden itibaren 2 yıl başlar. 1-1-2026'da son bulur demektir bu örnek için. Bu aralıkta işte hem İsmail hocanız hem İlker hocanız Alper hocaya karşı bu borçtan 2 yıl birlikte sorumlu olacaklar. Ama şu detayı da unutmuyorsunuz. Bu örnek İsmail hocanın sorumluluğunun ne zaman biteceğini gösteren örnektir. Şu ihtimalde 2019'da, bu ihtimalde 2026'da biter. Peki İlker Hoca'nın bu borçtan sorumluluğu ne zaman biter? Devralan tacir söz konusu borcun zaman aşımı süresi boyunca bu borçtan sorumlu olmaya devam eder tabii ki arkadaşlar. Hani o 2 yıl boyunca Alper Hoca gidip İsmail Hoca'dan alacağını tahsil etmemiş. İsmail Hoca'ya başvuru yapmamış. 2 yıl bitmiş, artık İsmail Hoca'nın sorumluluğu kalktı. Ama İlker Hoca'nın sorumluluğu borcun zaman aşımı ne kadarsa o kadar süre hala devam etmekte. Tamam? Peki sevgili arkadaşlar, devre ilişkin son bilgim. Bu örnekte Alper Hoca İsmail Hoca'ya veya İlker Hoca'ya başvuru yapmak istediğinde icra takibi başlatabilecek, belki iflas takipleri yapabilecek, hangi yollara gidebilecek? İşte burası için şu detayı unutmamak gerekiyor. İşletmesini devreden tacir artık başkaca da bir işletmesi yoksa ticareti terk etti değil mi? Ticareti terk ettiyse tacir olmanın sonuçları da kural olarak onun için bitti demektir. Biz ilerleyen başlıklarda tacir olmanın sonuçlarını inceleyeceğiz. Şu an İsmail Hoca işletmesini devrettikten sonra artık başkaca da bir işletmesi yoksa ticareti terk etmiştir. Ticareti terk ettiyse tacir olmanın sonuçları kural olarak onun için bitti. Biri hariç. Diyor ki yasamız özel hükümle, ticareti terk eden tacir bir yıl daha iflasa tabidir. Terk ettiği tarihten itibaren, yani şu devrin tescil ve ilanından itibaren kural olarak bir yıl daha İsmail Hoca iflasa tabidir. Siz şimdi icra iflas ders videolarını incelediğinizde göreceksiniz ki arkadaşlar, icra takipleri kural olarak her borçlu için başlatılabilen bir takipken iflas takipleri her borçluya başlatılmaz.
sadece iflasa tabi borçlular için gidilen yollardır iflas yolları. Ve iflasa tabi borçların kimler olduğu bellidir. Ticaret hukukuyla da bu bilgi yakından alakalıdır. Tacirler iflasa tabidir biliyorsunuz. Tabi hukukumuzda tacir olmadığı halde de iflasa tabi olanlar var. Bunu hem ben aktaracağım size, tacir olmanın sonuçlarına geldiğinde kimlerin iflasa tabi olduğunu, hem de icra iflas ders videolarında Alper hocanız aracılığıyla da iflasa tabi kişileri inceleyeceksiniz. İki ders açısından da önemlidir. Şimdi düşünelim, İsmail Hoca ticareti terk etmiş ama bir yıl daha iflasa tabi. O halde arkadaşlar, bu iki yıllık sorumluluğun ilk bir yılında, önceki ilk bir yılında Alper Hoca İsmail Hoca'ya takip başlatmak istese hem icra takibi yapabilir hem iflas takibi yapabilir, değil mi? Çünkü hala iflasa tabiyeti devam ediyor. Ama o iki yıllık sorumluluğun kalan son bir yılında, yani artık iflasa tabiyet bittikten sonra arkadaşlar, Alper Hoca İsmail Hoca'ya başvuracaksa gidebileceği tek yol icra takibidir. İflasa tabiyet bittikten sonra artık İsmail Hoca hakkında iflas takibi yapılamaz. Bunun için bir daha söylüyorum, ticareti terk eden tacir bir yıl daha iflasa tabidir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu ders videomuzu bölmek istememiştim. Çünkü ticari işletmenin devri bir bütün halinde incelenmesi gereken bir konu başlığıydı. Biraz uzun ama birbiriyle ilintilidir. Dikkatli olmanızda fayda var. Sonraki ders videomuzda ticari işletmenin rehniyle görüşmek üzere.